Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Çok daha iyiyim. Dünkü izlediğiniz video arkadaşlar herhalde bir 4-5 günün toplamıydı diyebilirim. Geçen hafta hiç video çekmedim zaten. Full yatıyordum. Her gün yatıyordum. 2 gün canlı yayın yaptık. Muhteşemdi. Yani o canlı yayınlarına katılanlar varsa buradan hepinize öpüyorum. Çünkü gerçekten keyifli ve güzel geçmişti. Bence karşılıklı böyle bir enerji attık. Şimdi de nereye gidiyorum? Evde aslında diğer kanalım için birkaç video editledim. Çok güzel video düzenliyorum şu an. Biraz daha onlar vlog olmadığı için daha böyle detaylı, ayrıntılı ve cafcaflı oluyor. Merak edenler varsa da gidip oraya bakabilir. Sadece diyet, kilo, kayıp falan filan vesaire o şeylerle ilgili. Şimdi arkadaşlar sabah babam konu aradı ve babamları bir hafta 10 gündür falan görmüyorum. Babam dedi çocukları özledim falan dedi. Tabii biz de babamı çok özledik. Dedim hastayım diye gelemiyorum yani yanlış anlama dedim. Daha tam %100 olmak istiyorum. Ama şunu fark ettim yani tam %100 de olmayacağım. Bu benim herhalde %90'la idare edeceğim. Şimdi hemen bir eczaneye gidip Covid testi olmak istiyorum daha önce. Covid testi olduktan sonra eğer negatif çıkarsa annemlere geçeceğim. Çünkü artık bende bir problem yok. Zaten fış fış değildim. Boğazım ağrıyordu bir tek. O da düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum yani. Bu başka bir şey de olabilir. Bilmiyorum neyse. Ama ben maskemi takarım yine. Zaten çok fazla babamın oturduğu salonda oturmuyoruz. Görürüz, selamlaşırız. Biz mutfağa geçeriz. Çünkü gelinler de gidiyor vallahi. Hiç de bana trip atmasınlar. Ben kural koymuştum. Ondan sonra onlar dayanamadı. Tabii annem de dayanamıyor, babam da dayanamıyor. Suç onların değil yani. Sürekli annem de işte arıyor. Gelin, gelin, gelin. Kızlar ne yapsın? Onlar da gidiyorlar. Ben dedim vallahi ben de geliyorum. Annem sarma dolma yapacakmış. Sonra dedim vallahi dedim fazla yap geliyorum. Dayanamıyorum artık gari dedim yani. Sevindiler. Ama artık önümüzde kış zamanı kızlar yani mutlaka birimizden biri bir şekilde hasta olacak sürekli ve biz babamı hastaneye götürürken mesela ben şimdi iyi olsam da olmasam da 2-3 gün sonra babamın randevusu var hastanede, ben götüreceğim yani yine yan yana gelmiş olacağız. Böyle onu söyleyeyim dedim, hadi eczaneye gidelim. Yağmurlar yağmaya başladı. Artık hava kara bulutlu. Özledim bu havayı yalnız ya. Ben seviyorum böyle gri havayı. Şu an enerjimi alıyor yani. Enerji bana veriyor bu hava. Bu çektiğim kamerada biraz böyle çok full face zoomluyor. Ama bir şey değil olsun. İdare edeceğiz. Bakalım bugün keyifli bir video olacak. Döneler orada olacak. Kemal orada olacak. Baran, Miskin, Fidoş'um, çocuklar falan filan böyle. Güzel bir video çekerim diye düşünüyorum sizin için de. Az sonra görüşürüz canlarım. Şimdi you don't need to be teeth and open that. Look, watch. Look. Aydınlık zaten. Look. Look. Ama şöyle bir look. Aşkım. Ben tam 8 gündür 8-9 gündür işte. Sizi en son ne zaman gördüm? Sizi en son daha da uzun zaman hani gördüm. İşte en son babanın kemoterapisinden önce miydi? Sonra mıydı? Bence önceydi. İşte kemoterapiden sonra değil. Da. Hastaneye gittiği zaman ha, daha önce işte görüşmüştük. Aynen. O kadar. Yani bayağı uzun oldu. Ben bir hafta sonra deliriyorum evin içinde. Bir hafta tam yetti. Ben bugün sabah ağladım, kriz geçirdim çocuklar okula gönderirken. Why? Evde yalnız bir şey ne yapacağım? Ay, Ezgi abla. Neyse onları şu köşe attım, mutluydum. Tamam. Ya kıza diyorum ki, ayakkabını giyiyorum, diğeri ıslanmış. Okul ayakkabısı. Ha. Ben de dedim ki, tamam sonra yazın giydiğini giy. Normal yine de mavi ayakkabı yani. Yeah. Yine kendi beğendi aldı. Evet. Giymem bana olmuyor. Halbuki oluyor. Giymek istemiyor. Diyorum ki çocuğum geciktik çünkü arabaya bir de benzin doldurmam lazım. Yeah. Geciktik diyorum. Bu sefer diyor yok diyor. Küçük ağladı. Bu sefer o ağladı. Ben de Arya çabuk. Bu sefer üstünü kirletmiş.
Devran'ın beslenmesine koyduğum çikolatayı çocuğu kandırıp almış, kendi yemiş. Aa. Ondan sonra halbuki kendisinin gitti de var çantasında. Ama onu sonraya saklıyor. Ondan sonra bu sefer artık o ağladı, ben ağladım, kriz geçirdik sabah. Yani durumlarım böyle. O yüzden bugün çıkmam gerekiyordu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Demek ki her anne aynıymış. Vallahi diyor. Bak birkaç gün önce ben arabada kriz geçirdim. Biz anneden gelirken buraya, Devran gece ağlıyordu. Böyle yaptı. Devran çünkü bir de kapıya arabaya binerken dedim, kapıyı açarken o kapı da Devran bu sefer küt burasına çarptı. O da iyice bu şey sefer oldu. Ben arabaya bindim, o zaman ben ağlıyordum zaten. Baktım aynada vurdu, dedim şit dedim, şimdi yine ağlayacak bu sefer. Arabaya bindi, ağlamayı sustu. Ha. Bu sefer yaptım da why crying? Ay ben öyleyim Ezgi abla. Sonra sen ne diyordun? That is so thing. İnsan sonra da vicdan yapıyor değil mi? İşte vicdan yaptım da yani bazen biz annelerde ağlamamız iyi oluyor. Ne, birkaç gün önce bana aynı şey oldu. Anne giden gelirken ikisi de ağlıyordu. Fidan zaten arabayı hiç sevmediği için ağlıyor, her zaman alıştım ama Rüzgar da ağlıyordu, kriz geçirdi. Ezgi abla sinir boşalması mı ne, ağlamaya başladı. İşte insan kriz geçiriyor, sinirden ağladım. Ağlıyorsun. Bu sefer Rüzgar gördü ki ben ağlıyorum, artık sesi geliyor ya ağlamam. Çok kötü ağlamıyorum ama sesi geliyor. Sustu, izliyor beni. Yeah. Yemin ederim. Ölelele, 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 ölelele. Bunun sesi de evin içinde çıkmıyor, varmıyor. Yok mu belli değil. Tabii siz bilmiyorum, biliyor musunuz? Şey, Rüzgar da okula başladı. Yes, Rüzgar geçen iki haftadır gidiyordu ama ilk bu haftadır, bugün yani pazartesi bugün. Tüm gün verdi. Geçen hafta hep yarım gün verdi. Evet, alışsın diye. Alışma süreci. Bugün tam gün verdi ama ihtiyacı vardı Rüzgar'ın da. Benim daha çok ihtiyacım çünkü vardı. Çünkü 3 yaşına zaten ne kaldı şurada? 1-2 ay kaldı 3 yaşına. 1 ay, 1,5. 1,5 ay kaldı. Burada 3 yaşında zaten devlet alıyor 15 saat ücretsiz. Oh, pardon me. Oh, pardon me. It's coming. Maşallah. Ya yürü, ya al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Bu ne asabi kız ya. Biliyordum ya, sen geliyor niye dedim. Havana gelince pusuyorsun? Zaten onun üstünde içecek, müsabet oldu. Şey, ıslah metre şurada. Ondan sonra 3 yaşında zaten 15 saat ücretsiz okul alıyor. Yani 10 yaşından sonra şimdi full ödüyorlar miskinler. 3 yaşından sonra 2 ay sonra yarısını ödeyecek. Yani 1. aydan itibaren. Tabii, doğru, next term oluyor değil mi? Aynen, bir sonraki dönem şey oluyorlar, alıyorlar. O da aldıklarını eğitim vermiyorlar. Oyun yani, oyun oynuyorlar. Yeah. Renklerde, sayılarda yine tabii öğreniyor çocuk. Ama öyle kitaplı defterli değil değil mi kız? Ya şu atletleri var ya kız çocuklarında. Çok tatlı. Bayılıyorum ya. Yani bir de böyle ip askılı olacak. Kalın askılı değil. Değil mi? Çok güzel. Tam kız gibi görünüyorlar. Kız çeler gibi. Hadi uç. She's so cute ya. Uy. Hay aşkım, sen neyse baktın öyle kameraya. Ağzında şey hala çöpelik. Miskin. Bedek. Ton tiki ton tiki ton tiki ta. Ton tiki ton tiki ton tiki ta. Ton tiki ton tiki ton tiki ta. Sen dönüyor musun artık? Yeah. Sen dönüyor musun artık? Hadi dön. Bak bak, ayaklarından güç alıyor, dönecek. Allah yeah. Bir de nazar boncuğu eksikti şunun ya. Koluna bakın. Ya yürü git ya. Sen güdükleniyorsun. Sen güdükleniyorsun. Oh, ne dün hallettim. 3 tane sepet çamaşır kapladım. Bugün de sepetin içinde kalacak. Bir gün. Bana ne diyor biliyor musun? O basket, bir basket değil mi? Evet. Benim. İki gün sonra iki basket oluyor. Evet. Üçtü. İki gün sonra da ondan sonra
3 basket oluyor ama katlanmış 3 basket yukarıda bekliyor. Sonra diyor ki şimdi artık ilk basketi yapıyorum, koyuyorum ya. Diyor canım bir hafta sonra diyor 3 basket olduktan sonra herhalde diyor ben yerine koyacağım diyor, sen değil diyor bana. İşte ne yeri? Ya niye gerçekten? Bırakın ya, Allah Allah, biraz ya... o iş yapsın yukarıda. Vallahi. Ama bak anlaştık, aşağı kat benim, yukarı kat onun. Yukarı aa, kat dediğimizde kıyafet yerleştirme onun. Daha güzel. Ama cidden insan çamaşırdan bıkıyor ya. Evet, çamaşır benim de midem. Kirliyi at, kurutmaya koy, çıkar. Ne oldu aşkım? Sonra şey yap, katla. Çok güzel oldun. Bir de o işmorlar sana çok güzel yakışık. Tokasını da takalım. Ayaklara bak. Ha, sen kamerayı sevdin. Al. 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 Ben şey yapayım. Aa! Aa! Süt yok. Gidim hemen alıp. Sade içeceğiz. Ne ne? Ha, alacaksın mı? Hemen gidim alayım. Bak, şöyle topçikler var. Amazon'dan almış. Miskin böyle top top. Onları şimdi kahveye koyacağız. Kahveyi istediğim zaman durdurayım mı? Yeah. Ha, ne diyorduk? Salonunu değiştirmiş Miskin. Bakın. Şey yapmış. Zaten birçok oyuncağı kaldırmıştır yukarıya çatıya. Ondan sonra opposite şekil yapmış. Yani bu L koltuk şuradaydı zaten. Böyle ayak yapmış. Ayakkabılık da kaldırdı. Ayakkabılık da evet kalkmış ortadan böyle dışarıya. Şey güzel olmuş. Dışarıya. Ondan sonra böyle direkt girer girmez koltuk yandaydı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buraların evleri biraz alçak oluyor. Annemlerin yaşadığı bölge tabii daha yüksek ama. Ha? Benim anahtarım nerede? Orada. Ay kahveyi unuttuk. Koş kız koş, hala kahveyi unuttu. Evet, eğer şanslıysanız yüksek çatılı bir yer alabiliyorsunuz. Ama şanssızsanız bizimki gibi böyle bununla idare edeceksiniz. Çünkü yok yani hepsi böyle çatısı bir tık alçak oluyor. O da evin dekorunu, her şeyini yansıtabiliyor. Değil mi? Değil mi aşkım? Neyse çok şükür kafamızı koyacağımız bir yer var da. Değil mi? Kuş Allah'ım 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 ya Rabbim ya. Le 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 le. O enerji kaynağım. Yemin ederim bunlar enerji kaynağı. Bunlar olmazsa. Değil mi? Arkadaşlar, evet reklam değildir. Covid testi aldım şimdi kendime. İki sterlin 49 kuruş. Bunları da aslında o kadar zararlı ki bunları böyle burnumuza, oramıza, ağzımıza tıkmak. Çünkü içinde ne var biz bile bilmiyoruz yani. Belki de bunlar bizi sürekli hasta ediyor, anladın mı? Neyse bu da çok tartışılır bir konu aslında. Bir ton da kağıt koymuşlar. Kağıt israfı yani. Ağaçlara her şeye yazıp. Neyse hadi başlayalım. Şu muşambanın içine de çöplüğümüzü atacağız. Aa! Ay, ay, ay! İlk yere düşmedi. Ne yapıyordum ben bunu? Açtık. Tamam. Ha, ilk önce burun. Ondan sonra diğer burun. Ay! Ay! Burada boğaza koymana gerek yok diyor. Sadece burun tık tık. Ha, bir de böyle 5 defa böyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Hazır mıyız? 4 defa tık 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 tık. Hamilelik testi gibi bir iki şerit çıkarsa pozitif. Tek şerit çıkarsa negatif. Neyse şimdilik tek çizgi çıktı. Demek ki negatif ama yarım saat kağıtta diyor, yarım saat beklemesi daha iyi olur diyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz Covid testi negatif demek. Yani o yüzden içim rahat bir şekilde gidebilirim. Şunların sabırsız haline bakar mısınız ya?
beni çatladılar. Ya siz bizi o kadar mı ezdirdiniz? Benim çocuklarımı. Aşkım. Görmedim ben bunları. Kurban olurum Beyzi'ye. Gelin gelin gelin. Ölürüm Beyzi'ye. Hele gel derin. Çok özledim. Sarımsını yok. Hadi gel. Kaptın. Beni özlemedin herhalde. Ya sen de bir var. Özledim kızımı, niye özlemedim? Hadi gelin. Anne baya bir fresh görünüyor ha, maşallah tütüsü. Vallahi. Önümdeki çıksa park edeceğim, önümdeki gitmiyor. Ne habersiniz ya? Ne haber baba? Biz kızım özledik sizi ya baba. Valla baba sen öyle der demez dedim. Tamam o zaman geliyorum. Sesim iyi. Akay da gelmesi gerekiyordu. Nerede Akay? Sesim daha iyi. Senin mi benim mi? Mesaj attın mı? Şey yapmadın. Ha, benim de. Ha? Mesaj attın görmedi herhalde ben. Cevap yapmadım. Çavuş. Öğretmenler saçına ne dedi Devran? Çavuş. Ben dedim ya Devran için Akay geliyor. Diyor Akay nerede? What? Akay istiyor şimdi. Sen hiç gelmiyorsun bize. Sen niye hiç gelmiyorsun bize? Ha? Arya sana kucak açtı mı Arya? Özledi seni Arya bir den. İyi bu kucak olmanı seni çekin el değil. Maşallah bunun durmadan güzel. Aslında tontik. Arya. Arya mı? Ben de Fidan'dan bahsediyorum sandım. Arya, Arya boyuna verir bir hikaye. Let's go home. What? He just came. Hey, you go home. Mama should stay here. Oyuncak yine buraya gelmiş. Müzgün götürmüş de eve yine gelmiş. Hallarımız da burada yıkandı. Ama ben alıştım artık halısız olmaya. Sen halı bulma. Nerede? Oo, ev halkı ne yapıyorsunuz? Herkes bir yerlerde yemek yiyor. Yemeğiz sarma dolma. Bak orada anneanne hazırlamış. Gel bakalım. Biz orada çocuklar yemez diye hazırlamadık. Dedik çünkü ben atıştırmışlar. Biz de hadi kurslar. Şunu parayı yedin mi? Yer anne bak yiyin. Ne yaptın bunlara? Taze fasulye geçen yüzlerim. Hadi ben bir. Dün Londra'da öyle bir fırtına çıktı ki sadece Londra'da mı bilmiyorum. Ay, sen istiyorsun. İnanılmazdı yani gece herkes uyandı bu fırtına. Lighting neydi? Şimşek. Şimşekler bir çaktı, sırtım halde. Evet biz hep uyanamadık. Yani sanki cam kırılıyordu öyle söyleyeyim size. Bayağı şiddetliydi. Ama nerede çapıyordu biliyor musun? Bizim yanımızda şimşek çapıyordu. Zaten öyle ben bir kalktım hemen korkudan geri kapattım perdeyi. Ye kızım ye 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 kızım ye ye kızım ye 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 kızım ye ye ye. Ama bayağı anne zaten sen bir tek beni düşünmüyorsun maşallah. Şu kız her Allah'ın yürü burada. Aa sen kızım benimle senin dişini kıskanıyorum. Seni evlatlıklar ne dedi benimle evlatlık edinmiş acaba o zaman. Benim anne şefkatine, anne yemeğine ihtiyacım var güzelmem için. Bak 90% oldu, %10'u da yani %90 iyi oldu. Şimdi %10'uyla da anne şefkatiyle, anne yemeğiyle bir tık artacağım anladın mı? Rüzgar burada gel, ben sana şefkat göstereyim. Ben sana zaten bugün gelecektim. Ama yine evde olmadığım için, burada olduğum için. Ne yapıyorsun? Abi ben siz yapamıyor bir gün. Onu biliyorum canım. Abi ben ona taze fasulye öğretiyorum. Bir gün gelmeyin, sen niye geldin? Gelmeyeceğim. Hanım! Bu da mı? Benim.
Anne çocuklara sorma veririz. Bir süt önce yiyelim mi? Bir de. Bugün aslında gelmiyordum. Beni en kötü yerinden vurdum biliyorsun. Sarmayla falan yeah. Sevdiğim yemek. Ayrıca okuyayım. Yapacağım değil mi dedim yüzeye geldim. Yoğurt ye. Ya dün dene dedi ki sarma yapmadım. Hayatır yapmadım. Bizim herhalde canlı çevirdi hadi yapayım. Zayn cevap ver. Bir kal. Bir kal. Hadi bir oğlum. Ben de sana ne zaman yaptım değil mi sarmayla? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Önüm boş. Bu evdeki bana olan değer bu kadar. Hayır, bu sen tabanla ya, yani kameralarda ne görüyorsunuz bilmiyorum ama benim değerim bu kadar. Abi sen taban bu Arya aldı. Hayır, bu Arya'nın zaten başlığı. No. Arya bunu yiyordu. Tamam, o senin. Bu seninki, sen yiyorsun bunu. Kız ben, ye işte ben bunu zannettim senin. Niye sen anne elinden aldın? Ya ailesi bu ne fark ediyor? Yani bir insan da kendi ağzına anne onu Arya'ya hazırladı da. He. Arya'ya da. Ha, o da çileği. Anne elinden. Helal olsun. Çok güzel olmuş değil mi? Hı? Güzel olmuş. Evet. Mama, is it? Did he just do that? Ah, what's that? Bak. What is that? Sen kemirmeyi seviyor musun? Bir şey kalmamış. Ya bu yine iyi kemirlenmiş. Look, ama bir şey kalmamış. Sen görürsün. Sen neyse de burada yok. Esi yok, burada. Mam! Esi! Oraya yapma, burada yap. Var ya, karotu ama ye kızım. Telefonu çevir, çağırıyor ama. Kimin telefonu? Elle salkanlı, dolma ve sarmalar çok lezzetli olmuştu. Afiyet bağlı çeker olsun. Gerçekten sarmam dolma çok güzel olmuştu. Yani şimdi bana bakmayın, gerçekten lezzetli. Acele ekşili mi? Evet, güzeldi. Bir tek deniz yiyemiyor. Çocuklar yemez diye her ihtimale karşı bir de taze fasulye pirinç vardı. Ben Devran'a ondan verdim. Arya da sarmaları yedi. Şimdi Derin de bu yemeği yiyecek. Kemal ve Döne de geldi. Akay burada, onlar da geldiler. Tamam. Nereye atacaksın alacağını? Kaç tane yiyeceksin aşkım? Tamam, biraz da dinlenme var. Şey, dolmayı mı yiyeceksin? Ben sarmayı çok fazla sevmiyorum. Dolma daha güzel. He, ama ben, sonradan böyle sevmiyorum. Ben dolması çok seviyorum. Evet, sen sevmiyorsun. Şu, ben bunu patlıcan dolması. Sarma yeter mi? Serhat niye gelmedi, evdeydi ben? O Süleyman'la bir işi vardı. Hazırlayayım ona bir tabak. Becerimiz. O Süleyman'la işi uzun sürebilir, onlar belki ayrı yerler. Böyle sen istiyor musun? Evde şimdi mısır partimiz oluyor. Annem biraz mısır kaynattı. Bunu da Kemal'la Baran'a yapıyor. Miskin bol tereyağlı şöyle. Ondan sonra tuz. Benim iştahım yok. Döne yiyor zaten, çocuklar da yiyor. Sen de yarım ye bari. Şu an çay içtim ya, hiç yesim yok. Nasıl, güzel mi? Döneyle oturduk orada, sohbet ediyorduk. Ben bunu mantıcı seviyorum. Ha. Şöyle yapayım var ya böyle. Mangalın üstünde, köste. O köste mevsimde çok güzel yiyor. Ama bunu da seviyorum. Çocuklar yesin. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim. Çalışıyorum. Hasta oldum, görüşemedik. Valla sanki anam oldum. Ben bir hafta, tam full bir hafta evdeydim. Neyse, iyileştin çok şükür. Çoğu gitti, az kaldı. Anne gelirken... Bence yatmaya sadece uzanmaya ihtiyacı vardı. Full evde uzandım. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ha, tuvalet. Tuvalet. Oha, Cemil Cemal buradalar. Tamam.